Merhaba gençler, ben Mustafa Hocanız. Bugün sizlerle beraber grafik problemlerini işliyoruz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz gençler? Ben çok iyiyim, bomba gibiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Güzel bir Adana gecesinden hep beraber grafik problemlerini işleyeceğiz. Eğer kötüyseniz her zaman dediğimiz gibi grafik problemleriyle el ele verip, sizlerle el ele verip gününüzü güzelleştirmeye geldik arkadaşlar. Grafik problemlerindeyiz. Bunu işledikten sonra rutin olmayan problemlerimizi işleyeceğiz. Ondan sonra problemler kampımızı notlayacağız. Uzun bir maratondu. Aslında çok uzun bir maraton değildi ama problemler kampımızı bitirmiş olacağız. Çok güzel bir kamp geçirdik ve son konulara artık TYT'de yaklaştık. Umarım halletmişsinizdir tek tek. Zaten size tatiller de verdim. Böyle üst üste videoları atmadım ki halledin diye. Okulda başladı. Eylül'ün ortasındayız. Büyük bir ihtimal Ekim'in ikinci haftasında filan veya sonuna doğru TYT kampımızda noktalarız diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da güzel güzel AYT kampına, diğer kamplara başlayacağız. Lafı çok uzatmadan grafik problemlerine hadi geçelim. Gülçin Hanım'ın kek tarifindeki süt, un, şeker, yağ ve yumurta miktarı sütün grafiğinde gösterilmiştir demiş. Evet. Yumurtası 100 grammış, unu 800 grammış, sütü 600 grammış, şekeri 400'müş, yağ da 100 grammış değil mi? Aynen, yağ da 100 grammış. Buna göre Gülçin Hanım'ın kek tarifine gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bir yumurta yaklaşık 50 grammış demiş. Yani iki yumurtamız mı var burada? Evet, iki yumurtamız var. Toplayalım bir. 100-100, 200 yapıyor. 100 yumurta, 100 yağ var. 400 şeker var gençler, 600 süt var, 800 de un var, 1000 yaptı, 1000 de burada yaptı, 2000 gram totalde bizim bir şeyimiz varmış, gram un yumurta falan varmış. Grafik tablosu 360 dereceydi değil mi gençler? 360 dereceydi, evet. Şu sıfırlar bir gitti. 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 100, 2'ye böldük 9, 2'ye böldük 50, yani 50 gram 9 şey karşılıyormuş gençler, 9 birimlik yer karşılıyormuş. Yani yumurta 100 gram olduğu için yumurta veya 18'lik birim karşılayacak. Burada yumurtaya 60 birim demiş, olmaz. Burada ikisine de 18 demiş, doğru. 30-30 demiş, olmaz. 20-20 demiş, olmaz. 25-25 demiş, olmaz. Cevabımız bu Cedric yağ ve yumurtadan bulduk. Diğerlerini de hadi gelin bulalım. Un kaçtı? 800'dü. 4 ile çarpacağız. Yok, 4 ile çarpmayacağız, pardon. 800 olduğu için 16 ile mi çarpacağız? 16 ile 9'u çarpalım. 9, 18, 27, 30, 45, 54, 5 elde. Aynen. 144 yapıyor. Bakın unda 144 derece gençler. Cevabımız bu. Bu şekilde süt ve şekeri de bulabilirsiniz. Şimdi geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Yandaki tabloda bir okuldaki 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenci sayılarının yüzdeleri verilmiştir demiş. 9, 10, 11 ve 12. sınıfın yüzdeleri verilmiş. Buna göre okuldaki öğrencileri öğrenci sayısının daire grafiğiyle gösterimi aşağıdaki yerden hangisidir demiş gençler. Şimdi %25 9. sınıf varmış, %40 40, 60, 80, aynen. Daire grafiğini sormuş bize. 100 de 100 varmış. 360 derece her zaman değil mi gençler? Sıfırlar gitti. 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 18. Yani %5 oranda 18 grafik varmış. 25 ise gençler 18'i 5 ile çarparım, bana 9. sınıfın dairesel grafik oranını verir. 44 elde 5, 90 derece olacak 9. sınıf. Bakın burada 90 derece, burada 80, burada 90, burada 90, burada 140. Bunlar gider arkadaşlar. A ve D gidiyor gençler. Hemen en kolay olan 12. sınıfa bakalım. 18, 18, 36, 46, 46, 56, 54 yapıyor gençler. 54 derece olacak 12. sınıfta, yani sarı 54 olacak. 45-60, bakın sadece C şıkkında 54 derece sarı olan kısım. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Diğerlerine de aynı şekilde bakabilirsiniz gençler. Tamam mı? Aynı şeyleri yapıyoruz zaten. Yukarıdaki grafikte A ve B bitkilerinin
Dikildikten sonra zaman ay göre boyların artış miktarı gösterilmiştir. Buna göre hangi aylar arasında A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı olur? Yani A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı. Yani bu x iken bu 2x olması isteniyor. Bizde 2 santim 5 ayda arttırmış A bitkisi 3 santimi CM'yi 4 ayda arttırmış. Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim gençler. Buna göre hangi aylar arasında A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun 2 katı olur demiş. Şimdi 18 ile başlamış. Burası da 2 ile başlamış gençler. 18'de şıklarda hatta 10. aya bakalım. 10. aya bakalım. Ne oldu? 5. ayda 2 santim arttı değil mi gençler? 10. ayda 4 santim artacak. Yani 22 santim olacak 10. ayda. Burası 10. ayda 4, 4, 8, 3, 3, 6 artacak. Bir buçuk daha artacak gençler. Çünkü oradaki 2 ay var ya, burayı da yarıya böldük. 7,5 artacak, 9,5 olacak. 2 katı mı? Hayır, daha 2 katı ulaşmadık. Demek ki 10'un altındaki bütün değerleri siliyoruz. 10 da olmayacak gençler. Ya 11, 12 kalıyor ya da 12, 13 oluyor. 12'ye bir bakalım. 12. ayda 5, 5, 10 yine aynı şekilde. 12'ye baktığımız zaman direkt 12 3 ile çarpacağız. 9 artmış olacak. Yani 11 santim olacak. Burası 12. Evet gençler, cevabımız Edirne. 12 ve 13. Neden? 13. ayda ve 12. ayda 11 küsurat yapıyor. Burası da 22 küsurat yapıyor gençler. Bundan dolayı 2 katı oluyor. A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun 2 katı oluyor. Cevabımız Edirne. Kolay bir soruydu. Oran orantıdan da çözebilirsiniz. Zaten grafik soruları çok böyle aman aman zor sorular değil. Böyle oran orantı, ya genelde grafik sorularını oran orantıdan çıkartabilirsiniz gençler. Birçok problemde dediğim gibi başlamadan önce zaten size demiştim. Oran orantı çok işimize yarayacak. İyi öğrenin demiştim. Problemlerde çok karşımıza çıkacak demiştim. Bu da bir oran orantı sorusuna benziyor. Dolar filan vermiş bize. Bakalım. Yanda Türkiye'nin dolar-TL paritesinin 4 günlük değişim grafiği verilmiştir. Bize 4 günlük değişim grafiğini vermiş. Buna göre 4 gün boyunca ardışık 2 gün arasındaki dolar-TL fiyat değişiminin artış hızı daire grafiği aşağıdaki yerden hangisidir demiş. 0-1, 1-2, 2-3, 3-4. 0-1. Şimdi 4.55 olmuş. 4.07'den 4.55'e çıkmış. Kaç birim artmış gençler? Kaç de TL dolar artmış? 55'ten 7 çıkartın 48 mi yapıyor? Aynen 48 yapıyor. 0,48 yapıyor. Ondan sonra 55'ten 67'ye çıkmış. 0,12. Sonra buralar artış bu arada. Sonra düşüş yaşamış. 4.67'den 4.31 olmuş. 35, 36 yapıyor. 0,36 düşüş yaşamış. Sonra tekrar bir çıkış yaşamış dolarcık. 24 sant 0,20 santim diyecektim. 0,24 birim artış yaşamış gençler. Sonra da bitmiş 4. güne ulaşmış. Şimdi 0'dan 48'e bakın artış yaşanmış. Bir de 0'dan 24'e. Bakın iki aslında birbirleriyle aynı kat fark ediyorsanız. Yani 0,1 mesela A şıkkına bakalım 144 derece demiş ya. 3 ve 4 72 olacak. Bakın çünkü yarısı olması lazımdı. 72'nin yarısı da yani bunun yarısı da 36'da 1-2 olması lazım. Çünkü 0,12 idi. Bunun da yarısı olması lazım gençler. 36. Cevabımız direkt Adana'daymış. Diğer şıklara da bakabilirsiniz. Zaten tak diye çıktı. Artış azalışına baka baka bulduk gençler. Çok kolay bir soruymuş. Hepsi kolay zaten. Hani grafik problemleri çok zor olmuyor genelde.
Yandaki dairesel grafikte bir deneme sınavındaki sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri ve Türkçe sorularının dağılımı gösterilmiştir demiş gençler. 90 derece, 140, hadi bunları bir toplayalım. 144 derece, 72 derece ve 90 derece demiş. Topladık. 4, 6 yapıyor. 9, 16, 20 yapıyor. 2 elde. 306. 360 dereceydi. Totalde 60'tan 6 çıkarttın gençler. 54 yapıyor. Burası da 54 derece imiş. Buna göre sınavdaki toplam soru sayısının bulunabilmesi için daire grafikteki sosyal bilimler diliminin merkez açısının ölçüsü. Aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir demiş. Toplam soru sayısının bulunabilmesi için daire grafik sosyal bilimler dilimin merkez açısı. Hayır, bunu merkez açısı bilmemize gerek yok. Toplam soru sayısını zaten açıyı bulduğumuz zaman merkez açısından gerek yok. Türkçe ve sosyal bilimlerinin sorularının toplamı, Türkçe ve sosyal bilimlerin sorularının toplamını evet bilmem lazım. Çünkü bana sadece bir dairesel grafik vermişler gençler, derecesini vermişler. Ben bu soru toplamlarını bilirsem eğer derecesini oradan bulup fen ve matematiği de bulabilirim. Bundan dolayı Türkçe ve sosyal bilimlerinin sorularının toplamı bana lazım, gerekli, bilinmelidir gençler. Bir kere bir gitti zaten, hemen şıklarda eledik. 2 zaten olması lazım, ya Bursa ya Edirne, bakalım hangisiymiş. Matematik soru sayısının fen ve sosyal bilimler soru sayılarının toplamı oranı. Matematik soru sayısının fen ve sosyal bilimler sayılarının toplamı oranı. Matematik soru sayısının falan. Hayır, bu orana gerek de yoktur gençler. Zaten ikinci bize kafi, yeterli. Bu üçü bilmemize gerek yok. Zaten grafikteki, yani bu oranı bilsem ne olacak, bilmesem ne olacak? Bu detaya girer. Hani böyle gerekli değil yani. Bu üçüncü şık gerekli değil. Detay isteseydi bizden grafikte, evet lazımdı. Ama detay istemediği için, sadece bilinmesi gerektiğini istediği için yalnızca 2 oluyor gençler. 3 de olmuyor. Müsaadenizle bir su içeyim. Bu arada bir 6. soruya da bakın gençler. Bir uğraşın bakayım. Elinizde kalem kağıt vardır zaten. Bir uğraşın, bir okuyun. Baktınız mı? Hadi gelin birlikte bakalım o zaman. De demiş 6. soru. Bir bakalım. Bir yatırımcı parasının dairesel grafikte gösterilen oranlarda altın, döviz ve borsada değerlendiriyormuş. 270 0 9 0 90 derece zaten burası belli. Yatırımcı altından %30 zarar. Altından %30 zarar, dövizden %40 kar ve borsadan %10 zarar ederek toplamda 2100 TL kar elde ettiğine göre parasının kaç TL'sini altına değerlendirmiştir demiş. Şimdi gençler, 90 dereceye parası 9x parası değerlendirsin. 9x kalsın, tamam mı? Maksat burada oran orantı olsun. 9'a sadeleştirdim. 10 derece x verdim size. Yani burası ne oluyor? 12x. Burası 9x. Burası da 15x oluyor. Şimdi ben bu 15x'ten %40 pay kar elde etmişim. Sıfırlar gitti. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm 2. 6x kar elde etmişim. Ben bu şeyden 6x kar elde etmişim. Altından %30 zarar elde etmiş. 9x çarpı 30 bölü 100 sıfırlar gitti. Bu da herhangi bir bölünme yok. Yani 2,7x zarar elde etmiş. Tamam mı? Ve başka borsadan kaç lira zarar etmişti? 12x çarpı 10 bölü 100 sıfırlar gitti. 2'ye böldük 6. Hatta bölmeyelim. 1,2x de şeyden zarar etmiş. Borsadan. Yani totalde ne yapıyor? 3,9 zarar elde etmiş, 6x kar elde etmiş. Yani 2,1x kar elde etmiş gençler. 2,1x kar elde etmiş. Bu da 2100 TL'ye denk geliyormuş. Yani şurayı biraz boşaltalım.
Şurayı biraz boşaltalım. Yani gençler 21 bölü 10 x eşittir 2100. 21'e böldüğüm zaman 100 mü yapıyor burası? Aynen 100 yapıyor gençler. Tamam mı? Bir daha çarptığım zaman x eşittir 1000 oluyor gençler. X eşittir 1000 oluyor. Parasın kaç TL'sini altında değerlendirmiş demiş gençler. Altın 9x'te. X'te de 1000 bulduk. 9 çarpı 1000'den gençler. Cevabımız 9000 yapıyor. Bu kadar basit. Bunu bu arada illa bu şekilde yapmanıza gerek yok. Ses çok geldi ya. Bunu bu arada bu şekilde yapmanıza gerek yok gençler. Farklı türden de yapabilirsiniz. Oran orantı da yapabilirsiniz. Bu şekilde bir problem denklem de oluşturabilirsiniz. İşte o x şekilde benim yaptığım şekilde 90 derece. İşte 9, bu arada 9x neden dedim? Siz 18x de diyebilirsiniz, 100x de diyebilirsiniz. Sadece direkt çıksın diye, kolaylaştırsın diye işimi 9x dedim. Tamam, herhangi bir şeyden dolayı 9x demedim. 3x de diyebilirsiniz buna. Sadece tak diye doğru tam bölünsün diye 9x dedim. Tamam mı gençler? Başka sorumuz da yok sanırım. Aynen 7 tane soru kattım. Çünkü çok böyle grafik problemlerinde sıkıntınız olduğunuzu düşünmüyorum. Sıkıntınız varsa da zaten 7 tane çok güzel soru kattım. En temelden zor soru da vardı, kolay soru da vardı, uğraştıracak soru da vardı. Çözümünü de gösterdim zaten. 7 tane soru yeterli olur diye düşünüyorum grafik problemlerinde. Şimdi gençler bu soruya geldik. Şekil 1'de belli ağırlıkta verilen ABC cinsi 3 farklı şeftalden elde edilen şeftali suyu miktarı, şekil 2'de ise şeftali suyu elde edildikten sonra kalan kısımların ağırlıklarının dairesel grafiği verilmiştir demiş bize. Başlangıçta A ve C cinsinden olan şeftalinin ağırlıkları eşit olduğuna göre B cinsine şeftalinin ağırlığının yüzde kaçı kadar şeftali suyu elde edilir demiş. Şimdi 200 burası 160 yapıyor. Buranın bir EBOB'una bakalım gençler. EBOB'una bakarsak burası 4K, burası 3K, burası da 2K mı yapıyor? Sanırım öyle yapıyor gençler. Bir bakın. Yanlış olmasın. Zaten yanlış yaptıysak soru da çıkar şimdi. 72 artı bize A ve C eşit olduğunu söylediği için 3K eşittir 108 artı 2K eşitmiş diyor gençler. 2K'yı karşıya attık. K kaldı. 8, 80, 28, 38, 36 yaptı gençler. Bakın B 36 idi zaten. 36 gramdı. Yani K imiş. Bize bunun yüzde kaç kadar şeftali diyor. K bölü totalde kaç? 4K burada vardı. K da burada var gençler. 5K totalde yapıyor. Bu da ne oluyor yani? 1 bölü 100'den yüzde olarak hesaplarsak, hatırlayın yüzde problemlerini. Yüzde 20'si yapıyor gençler. Cevabımız da Adana. Çok kolay, çok basit bir soru. Tamam mı? Umarım anladınız. Anladığınızı umuyorum. Gençler bugün de burada noktalayalım. Grafik problemleri de hallettik sizlerle beraber. Dediğim gibi son bir problemimiz kaldı. O da rutin olmayan problemler. Rutin olmayan problemleri de işledikten sonra problemler kalıbımızı noktalayacağız. Sonra kümeler, mantık, fonksiyon, polinom falan diye tokatlaya tokatlaya geleceğiz gençler inşallah. Her zaman dediğimiz gibi matematikle kalın, matematiğin genciyle kalın. Çok çalışın, çok çalışın, çok çalışın. Unutmayın, çalışan kazanır. Görüşmek üzere.